Evet merhaba. Göraslı Kuşu Başkanlığı YouTube kanalımızın değerli izleyicileri, sevgili takipçilerimiz. Hepinize Manisa Göraslı ilçesi ve Karanköy Mahallesi'nden ve Adem Ertaş'ın üzüm bağından selamlar gönderiyoruz. Bugün Adem Ertaş abimiz bağ bozumu yapıyor arkadaşlar. Bağ bozumuna geldik. Nasıl bir üzümleri var? Ne çeşit üzüm yetiştiriyor? Memnun mu değil mi? Bunlarla alakalı güzel bir video olacak. Takipte kalın ve kanalıma abone olarak bizlere destek olursanız da çok seviniriz diyoruz arkadaşlar. Hepinize selamlar. Arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Burada kasacımız var. Usta kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Adem enişte. Nasıl? Bugün bağ bozumunu yapıyoruz. İnşallah. Bugün bağ bozumunu yapıyoruz. Nohutçu tabiriyle bildiğimiz İsmail'e verdik üzümümüzü bu sene. Kuşköylü İsmail diyoruz biz tabiri. Evet, Kuşköylü İsmail diyoruz. Selam olsun kendisine nohutçu. De. Evet. Onun İyi arkadaşımız. Bol para kazansın İsmail. İnşallah inşallah. Efendimiz. Bu da gördesimizin en meşhur kasacısı. Evet. Hele orada bilmez. Altı nasılsa kasanın üstü de aynı şekilde aynen, çıkar. İnşallah. Bütün kolay gelsin usta. Avcılara duyurulur. Çok güzel İşin, kasa yapar. İşini güzel yapıyor diyorsun evet, yani. Evet. Evet Adem Bey. Efendim. Ne üzümü yetiştiriyorsun? Ve kaç kökün var? Kaç dönüm bir araziden oluşuyor? Kaç yaşında üzüm bağların var? Bunları bize anlatırsan takipçilerimize evet. İyi olur. 700 kök bağım var. 700 kök. Evet, çeşidi Alfons sofralık üzüm. Evet. Siyah çekirdekli. Evet. Bu işte 1.80 arayla tükülüyor. 1 metre 80 santim. 6 dönüm civarında üzüm bağının olduğu yer. Anladım. Peki bu sene ne kadar ton üzümün oldu? Şu anda kesiliyor ya da ya kesiliyor. Tahmini olarak? 15 ton bekliyorum. 15-16 ton civarında bekliyorum. Genelde her sene aynı tonu yakalıyor mu? Hayır, yakalamıyor. Bazen işte yağmurlardan çekme yapıyor. Zarar oluyor yani. Hava şartları. Sıkıntısı yaşıyoruz. O zaman tabii az oldu gelince. Bu sene verim işte gördüğünüz gibi evet. Bayağı bir güzel. Evet, şöyle gösterelim onu da. Evet. Üzümün... Bakımla da ilgili gübre atacaksın. Tabii. Şimdi malum gübrelen fiyatları da atılacak yanı kalmadı. Evet biraz pahalı. Evet pahalı. Ama ürün yerinde sayıyor. Burada biraz sıkıntı var. Üzüm, bu sene üzüm sıkıntı yaşıyor. Üzüm ve tüccar da sıkıntı yaşıyor. Üretici de sıkıntı yaşıyor. Tabii. Şu üzümün aslında 7 lira olması lazım. Biz 3-3,5 lira gibi tabii. Zor pazar buluyoruz şu anda buna. Yani aynen yani öyle. Az bir emeğimizi düşünürsen, masrafını düşünürsen hakikaten üretici çok zor durumda. Aynen. Yani bunu devletimizin buna bir çözüm bulması, bu çiftçinin yaktığı mazottan ötevenin kaldırılması, evet. Efendim bu gübrelerin desteklenmesi birazcık da şöyle çiftçi bir ele alınırsa aynen, aynen. Daha kolay üretim yapılıp daha sağlıklı ürün yapılıp şimdi tabii. Çiftçinin de derdine çare olunca noktasında. Şimdi ben şundayım dayı bak. Keşke bu üzüm 2 lira olsa da örneğin alan da bunu 5 liraya alsa ama senin de masrafın az olsa. Evet. Gene aynı değil mi kazanç? Tabii. Tabii. Şimdi üzümü tabii. Çok pahalı satmakla sen çok para kazanmıyorsun. Hayır. Masraflar farklı şey olduğu mutlaka, için. Mutlaka. Yani biz bunu bunun üzerine basarak söylemek istiyoruz arkadaşlar. Şimdi, yani girdiler çok pahalı olduğu için. Tabii bu üzümü alıp sofrasına koyan için de pahalılık mutlaka. Pahalı. Üretici için de yani. Bu sene için konuşuyorum ben. Bu evet. Sene ilaçlar %80 %100 civarında arttı. Evet. Ama bizim üzüm yine geçen seneki fiyattan aşağıda. Aynı fiyattan gidiyor. Burada üretici mağdur oluyor. Aynen. Bunun gözetilmesi aynen. Lazım. Bir de arkadaşlar şunu söyleyelim. Bu Alfonso üzüm dediğimiz sofralık üzüm ya da kiraz tarzındaki meyveler günlük anlık satılması gereken. Tabii bir ceviz gibi bir ayva gibi değil mi dayı? Mesela evet, bunlar gibi şey yok. Akarlan kokar der buna. Evet. Bunun yani hemen günübirlik bunun değerlendirilmesi bunu, hani, gerekiyor. Pazarını buldun sattın satamazsan kalıyor. Onun içinde ne yapıyoruz biz? Parayı... Ne buldu? O günkü şartlar ne gerektirdi değil mi? O paraya veriyoruz. Bu da üretici bakımından sıkıntı yani. Evet. Şimdi Halil'ciğim ben şunu söylemek istiyorum. Mümkün olduğu kadar halleri denetlemeden ziyade evet. Çiftçinin girdilerini, mazotu, gübreyi biraz da devletimiz desteklerse bir de planlı üretime geçilirse evet. O zaman bu sıkıntıların çözüleceği sanıyorum ben. İnşallah inşallah ya, inşallah evet. Devletimiz de bu i̇nşallah. Videomuzu izleyenler de inşallah evet. Bunu paylaşır. Daha çok kişilere, kitlelere ulaştırırız bu videoyu inşallah. İnşallah çiftçinin sesini de devletin yetkilileri de duysun inşallah. İnşallah. Şimdi burada amele üzümleri topluyor, kesiyor. Evet. Seçme yapıyor, kasalanıyor. Bunlar hala gidiyor. Evet. Üreticiye buluyor. Fakat geride ikinci kalite diyelim. Mesela şu üstteki gibi şöyle gösterelim mesela.
daha böyle hani küçük nefreleri kalmış olanlara. Evet, yani bunlar kalıyor değil mi mesela? Tabii bunları ne yapıyorsun sen şimdi? Bunlar ne oluyor? Çöpe mi gidiyor artık? Bunlar hayır çöpe gitmiyor Halil. Bunları ne yapıyoruz? Topluyoruz bunları güzelce yıkıyoruz. Bekmez yapıyoruz. Bu kara üzüm bekmezi 40'larda deva. Evet şifalı kara üzüm bekmezi. Şifalı, evet kara üzüm bekmezi. Bekmez yapıyoruz. Çok güzel şekilde bunu emekli bir şekilde bekmez kaynatıp tüketicilere sunuyoruz. Evet, bekmez olarak değerlendiriliyoruz. Evet yani arkadaşlar videomuzu izleyen arkadaşlarımızdan pekmez ihtiyacı olan olursa da videomuzun altında yorumlarda bulunursanız evet. Bu üzümler tamamı gittikten sonra geriye kalanlar toplanıp kazanlarda kaynatılıp mutlaka. İnşallah bir de üzüm pekmezi evet. Yapma videosu çekelim seninle beraber. Evet. Dayı. Tabii, ondan inşallah. Sonra üzüm pekmezi ihtiyacı olanlara da tabii. Yardımcı evet. Olalım. Sevgili dostlar. Çiftçinin, üreticinin olmazsa olmazı su, değil mi daya? Evet. Her şeyin en iyisini yapsan boş, su olmadıktan sonra. Evet. Bu suyu yeni mi, ne zaman kazdırdın bu suyu? Halil, geçen yıl kazdırmıştım bunu. He. Yıkamada eksik yıkamış kazanadan. Hı-hı. Dün tekrar hava attırdım, içine yıkama yaptık. Üç hı-hı. Tane boru ilave ettik. Biraz da derinleştirdin. Derinleştirdik. 50 suyum çıktı Allah'a şükür. Maşallah. Güzel şekilde aktif gördüğünüz gibi. Evet. Devamlı akıyor böyle dinmeden. Oh maşallah arkadaşlar. Suyu suluyoruz, ayvaları suluyoruz su olmadan. Evet. Aynen. Şimdi ayva bahçesi oluşturacak arkadaşlar. İlk önce bir altyapı dediğimiz suyunu, tabii. Toprak analizini bunları yaptırırsa tabii, tabii. Için çok iyi olur. Aynen. Su olmazsa olmazı tarımın. Tabii canım su yok sen akşama en iyi ağacı diktim olmuyor ya evet. Olmaz. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın şöyle size yakından çekeyim. 50'lik suyumuz burada. Ne güzel akıyor. Kaç metreden çıktı dayı bu? 100 metreden. O 100 metre. Bakın evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 100 metreden 50'lik su çok rahat bir şekilde atıyor. Ve şu anda mevsim olarak da suyun en az olduğu zaman bir de bu tabii, değil mi dayı? Yani evet, şu evet, tam Ekim ayında evet. Böyle suyun gelmesi de çok güzel. Hiç yağmur da yağmadı. Bu sene çok kurak geçti. Evet kurak geçti. Abi. Evet gördüğünüz gibi sevgili dostlar su olmazsa olmazımız diyoruz. Adam abinin burada her şeyi yerinde, yerli yerinde yani. Teşekkür ederiz. Evet. Rica ederiz. Yapma çalışıyoruz. Eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz. Her İnşallah. Mutlaka... Herkes kendini yenileyecek değil mi? Evet. Tabii. Aynen. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bugünkü bağ bozumu videomuz ve işlerin yoğunluğu dolayısıyla burada kısa videomuzu keselim. Gördüğünüz gibi üzümlerimiz maşallah 41 kere maşallah diyelim. Genel anlamda üreticilerimizin de çiftçilerimiz ne diyelim genel sorunları var. Adem Ertaş da bu genel sorunlardan kısaca bize bahsetti. İnşallah haklı olan şikayetleri de zaman içerisinde çözülür diyelim. Kanalımızı takip ettiğiniz için ve videomuza abone olarak bizlere destek olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.